Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hatay'ın Yayladağ Belediye Başkanı Mustafa Say'ın toprağa verildi. Koronavirüse yakalanan ve uzun zamandır Ankara'da tedavi gören Yayladağ Belediye Başkanı Mustafa Say'ın vefatının ardından Antakya Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Bismillahirrahmanirrahim. 30 Aralık'ta koronavirüse yakalanan Yayladağ Belediye Başkanı Mustafa Say'ın ilk olarak Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşınca Ankara'da bir hastaneye sevk edilen Say'ın Ankara'da uzun süre tedavi görmesine rağmen dün hayatını kaybetti. Kullarından eylesin. Amin. Merhum başkanımıza da rahmet ve mağfiretiyle muamele eylesin. Amin. İnşallah. Helal ediniz. Helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Helalliğinizi ve şehadetinizi dergahında kabul eylesin. Amin. Allah için salata. Sayın bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Antakya'da toprağa verildi. Her kişi niyetine. Allahu Ekber. Cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Partili milletvekilleri, ilçe belediye başkanları katıldı. Allahu Ekber. Burada. 61 yaşında 3 çocuk babası olan Mustafa Say'ın Mart 2019 yılından beri Yayladağ Belediye Başkanlığı'nı yürütüyordu. Arkadaşlar.